Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. 13. lema. Ya'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul Rabbi a'udhu bike min hamazati şeyatin ve a'udhu bike Rabben yahturun. Sadakallahu azim. İkinci işaret sua. Ben külliyatta şeytan denilen yapıyı toplamıştım. Onu burada kullanacağım. İkinci işaret sual. Şerri mahz olan şeytanların icadı. Yani insi şeytan, cinni şeytan, şeytan. Üç çeşit şeytan var. Cinni şeytan, insi şeytan, şeytan. Ve şeytan da ürüyor biliyorsunuz. Şeytanda çift cinsiyetlik var. Kendisine kendisine doğuruyor, kendisi doğuruyor. Şeytanların icadı ve ehli imana tasdittiri. Kime? Ehli imana. Hiç aklına geldi mi? Niye insanlara musallatı demiyor da ehli imana diyor? Bak dikkat bir dakika. Şerri mahz olan şeytanların icadı ve ehli imana tasdittiri. Ve onların yüzünden çok insanlar küfre girip cehenneme girmeleri. Ehl-i imana tasdikleri diyor. Niye insanlara dönüyor? Abi insler de var, hani iman eden. Cinliler de var, iman eden. Hani yoldan çıkmış bir insana şeytan bir şey yapmaz diye düşünüyor ama. Zaten bitmiş. Ya onunla bir işi yok yani. Hatta dilenciler bile bunu biliyor. Şimdi meyhanenin kapısında, kahvenin kapısında, herhangi bir dükkan kapısında dilenciler beklemeye gidiyor, camide bekliyor. Bu da hakkaniyetini gösteriyor. Yani bak ispat ettiyor. Acık bir şey. Veya kahvenin kapısında dilenci yok. Yani hak olduğunu gösteriyor. Şimdi bak. Zaten meyhaneye ne yapacak şeytan? Sarhoş olur. Kimseyi kandıramaz bu sınır. Zaten adam insi şeytan. Yani ehl-i imanla tasdikleri onların yüzünden çok insanlar küfre girip cehenneme girmeleri gayet müthiş ve çirkin görünüyor. Acaba Cemil-i Alel Itlak ve Rahim-i Mutlak ve Rahman-ı Bil Hakk'ın rahmet ve cemali bu hadsiz çirkinliğin ve dehşetli musibetinin husulüne nasıl müsaade ediyor, nasıl cevaz gösteriyor? Şu meseleyi çoklar sormuşlar ve çokların hatırına geliyor. Sorulsa ki, soruldu. Şimdi soru zaten mananın gelmesi için kapı açmaktır. El suali nesulin, sual sormak ilmin yarısıdır. Sual sormak mevzuya, hiçbir cevabını bilmiyorsan. Soru sorabiliyorsan zaten yarısını halletti. Edebiyatta var ya böyle kompozisyonda. Giriş, gelişme, sonuç. Konunun sorularını dizebilirsen o nispetle sana cevap gelecek. Hiç merak etme. Cevabı kafayı yorma. Soruları diz yeter. Kadına bir risalede mesela Miraç Risalesi, Kader Risalesi hep sorular üzerine kurulmuş yani. Evet. Sorulsa ki. Eğer desen diyor. Eğer desen. Başka nasıl geçiyor? Eğer desen. Sorulsa ki. Çokları sormuşlar, çokların hatırına geliyor, soruyor öyle. Yani kardeşim, hani soruyorlar ya, biz halinden anlamam. Ben bir cümleyle cevap veriyorum. Derdin yok da ondan. Derdin yok ki. Şimdi ilginizi çekiyor mu bir nöbetçi eczane bu saatte? Var böyle ilgisini çeken. Peki, başınız ağrısa, dişiniz ağrısa, çocuğunuz hasta olsa, nöbetçi eczaneye nasıl ararsınız? Mum gibi. Öyle mi? Derdin varsa, derman da oradadır. Risale-i Nur anlamıyor. Derdin yok ki. El cevap. Bir cümle okuyacağım sonra Risale-i Nur'dan kulasa ettiğim şeyi paylaşacağım size. Şeytan toplamasını okudu. Kısa bir zamanda, belki 5-10 saatte, 40 dakikada kulasa edeceğiz. Şeytanın vücudu, şeytanın vücudu, vücudunda,
şeytanın vücudundan cüz'i şerler ile beraber. Bak, şeytanın vücudundan cüz'i şerler ile beraber birçok makasid-i hayriye külliye ve kemalat insaniye vardır. Böyle bir şey olur mu ya? Böyle bir tabir olur mu? Hiç böyle bir şey izah olur mu? Şeytanın vücudunda cüz'i şerler ile beraber birçok makasid-i hayriye külliye ve kemalat insaniye vardır. Şeytanın vücudunda, varlığında, var olmasında ne varmış? Makasid-i hayri külliye. Ne demek bu? Makasid-i hayri külliye. Külli hayırlar maksat edilmiş. Maksat edilmiş, evet. Derc edilmiş o adamda. Sistem. Şeytanın vücudu ayrı mı abi? Nasıl? Vücudunda diyor. Vücudu işte. Yani sistem işte. Mesela şöyle. Lef-i mahfuz bir alemdir. Onun temsilcisi, simgeselli, rütbeli Cebrail aleyhisselamdır. Herkesin hayatı ayrı ayrıdır. Ama bütün hayatların simgesi, dizgini İsrafil aleyhisselam. Şeytan denilen bir sistem, sistemin, ademi alemlerin, cehennem alemlerin temsilcisi. Adam böyle bir fert düşünmeyin. Burada ata yapıyoruz. İki tane çaksan uzatırsın ya. Yani fert ne olacak ya? Yani? Sistemin temsilcisi o. Peygamber. Peygamberliğin veya dinin temsilcisi. Yani bu sistem, o bizde monta edilmiş. İşte bizdeki o külli hayırlar, kemalat insaniye, makasid-i hayriye insanda sistem derc edin. Böyle bir sistem var. Onu aktif edecek. Birisi basacak noktasına. O zaman o olmasa hiçbir hayır olmuyor. Olmuyor. Kemalat insanı yok. Ne demek kemalat insanı? Şeytan yok ki. Neyin kemalatı? Haram yok. Helal var. Farz yok. Haram olur mu? Bana söyleyin ya. Şeytan yok. Ne haram ki? Ne demek haram? Ehli fetret için farz da haram var mı? İman küfür var mı? Yok. Şeytanı devre dışı yapın. Sistemin çalıştığını durdurun. Makasid-i hayri külliye ve kemalat insani felç olur. Yok. Yok olur. Yok. Şimdi onu okuyacağım şeytanı. Bir şey veriyor. Diyor ki, evet, bir çekirdekten koca bir ağaca kadar ne kadar meratipler var, mertebeler var. Mahiyet insaniyedeki istidatta dahi ondan daha ziyade meratip var. Belki zerreden şemse kadar dereceler var. Bu istidadatın inkişafatı elbette bir hareket ister, bir muamele iktiza eder. Ve o muameledeki terakki zembeliğinin hareketi mücadele ile olur. Mücadele ise şeytanların ve müzik şeylerin vücuduyla olur. Bir metni okuyayım. Yoksa melaikeler gibi insanların da makamı sabit kalırdı. O halde insan nevinde binler enva hükmünde sınıflar bulunmayacak, bir şer-i cüz'ü gelmemek için bin hayrı terk etmek hikmet ve adalete münafidir. Çendan, şeytan yüzünden ekser insanlar dalalete giderler. Fakat ehemmiyet ve kıymet ekseriyetle keyfiyete, kaliteye, değere, kıymetliye bakar, keyfiyet, kemiyete, adet çokluğuna az bakar veya bakmaz. Nasıl ki binde on çekirdeği bulunan bir zat, o çekirdekleri toprak altında bir muamele-i kimyeviye mazar etse, çekirdeği, ne kadar çekirdek? Ne kadar çekirdek? Bin ve 10 çekirdeği toprak altına atsak, o muamele-i kimyeviye mazar etse, sulasak, 10 tanesi ağaç olmuş, 1000'i bozulmuş. 1010 tane. Yani 1000 tanenin 10 tanesi ağaç olmuş. Suladık ya. Sulamadan cebimizde duruyordu hepsi de. Aynı makamdaydı. Çekirdekti. 900 küsürü bozulmuş.
O 10 ağaç olmuş çekirdeklerin o adama verdiği menfaat, elbette 1000 bozulmuş çekirdeğin verdiği zararı hiçe indirir. Öyle de nefis ve şeytanlara karşı mücadele, yıldızlar gibi nevi insanı şereflendiren ve temin eden o insan-ı kamil yüzünden o neve gelen menfaat ve şeref ve kıymet, elbette haşerat nevinden sayılacak derecede sufleye gidalaletin küfrü girmesiyle insan nevine vereceği zarar, zararı içe indirip göze göstermediği gibi. Mesela şöyle düşünün. Bir manevi bir kantar düşünün. İmam-ı Rabbani Hazretleri'ni kefeye koyun. İzmir'den de adam koyalım tartsın manevi. Kefenin öteki tarafına. Ne kadar adam koyarız? İzmir'den bu o demişler. Hepsini koyarız abi İzmir'den. Ha? İzmir'den hepsini koyarız abi. Yine oynatmadı herhalde abi ya. Mustafa, ne kadar adam koyalım? Bağlı taşları da koyalım abi. Yok. Tutmaz. Dur söyleyeyim. Hiç oynatmaz. Allah için işte öyle sayı değil. Kalite öyle. Onun için ne demişti? Birkaç kişi dahi olsanız yetiyor. Ama kaliteli olsa. Tevadu. Sayı çokluğu Mehdi döneminde olacak. Küfre girmesiyle insan evine vereceği zararı içindirip gözü göstermediği gibi rahmet ve hikmet ve adalet ilahi şeytanın vücuduna müsaade edip tasallutlarına meydan vermiş. Şimdi ben şeytanla alakalı bu mukaddimeyi yaptıktan sonra külliyattan hatta 12 sıfat buldum. Oraya şeytan giremiyor. Hemen oradan başlayayım. Biraz son olsun o. O 12 sıfat dediniz ne abi? İşte oraya giremiyor. Şeytan giremiyor o sıfatlara. O başlıkları zikredebilir miyiz abi? Peki başlığı kendisi çektim. Şeytan giremediği sıfatlarınız. Yani kandırılamayacağın yer. Bir, sünnet-i seni yaşarken oraya şeytan giremez. Çünkü farzlarda ve vaciplerde riya olmaz. Sünnet-i seniye yaşarken şeytan sana diyebilir, dövsünler diye yapıyorsun. Kadın ise kadına der, tesettürü desinler diye giyiniyorsun. Yesinler de zannetti. Kadın şimdi o demişti İzmir'de desinler diye giyinirim. Halis bir imanın ifadesidir. Bir, sünnet-i seniye yaşarken şeytan oraya giremiyor. Korkma. İki, muhabbette şeytan giremiyor. Ne kadar uğraştın bunları bulmaya. Üç, İhlasta giremiyor. İki ihlas bu da. Birincisi bir de sayayım. Sünnet-i seniye giremiyor. İki ihlasa giremiyor. Üç muhabbeti giremiyor. Dört şahsi maneviye giremiyor. Yasak. Beş ölçülü yaşayanlara giremiyor. Mesela her sabah kaçta kalkıyorsun Mustafa? 6:30'da kalkıyoruz işte. Peki 6:30. Pazar günü kaçta kalkıyorsun kardeş? Dükkanı açmadığına göre. 10'da, 11'de. Ha işte. Burada hiç şansı yok. Girer. Buradan buldu yani. Kafadan girdi yani. Kuralsız yaşıyor mesela. Şeytan, abi yanlıştan girmiyor mu dedi birisi. Hayır. Yalnız zaten şeytanın enerjisidir. Gadab, hiddet, nefret, öfke donmuş şeytandır o. Enerji onundur, odur. Peki şeytan Müslümana nasıl girer? Doğru kuralsız yaşamaktan gider. Doğru yaşıyorsun. 11'de kalkmak haram değil. Kahvaltıda yapmak haram değil. Ama doğru kuralsızlardan geliyor. Bir böyle, bir böyle, bir böyle, bir böyle. Ya hiç şansı yok. Ve 6. Takva sahiplerine giremez. 7. Sadakatta giremez. Ebu Bekir Sıddık geldi ya. Yani sen şimdi şeyden, Mekke'den Mescid-i Aksa'ya kaç ayda gidilir? Bir ayda demiş. Akıllı adamın sözü bu olur tabii demiş. Peki senin arkadaşın diyor ki bu gece gittim geldim diyor. O mu diyor diyor. O diyor. Hemen ilmi, mantığı, tecrübeyi koyuyor kenara. O diyorsa doğru diyor. Çok tuhaf değil mi? Sadakata giremiyor. 7. Peki abi mesela şimdi son mevzuda onlara sadakat gösteriyorlar işte. Bu FETÖ meselesinde var ya. He. Ya o nasıl bir sadakat? Yani o da şeytanın sadakat, oraya da melek giremiyor.
Melek giremiyor hidayet olsun. Tabi tabi iman girmez oraya. Çünkü niye? Bak. Eğer edile-i şeriyi, İslam'ı ölçü yapmasa, çünkü sistem şöyle çalışıyor zan. Ya üstü zandır, ya suyu zandır. Mümkün değil. Eğitilmeyen her bir duygu, fikri ve fikir, akıl sırtlan gibi sahibini yer. Her verilen duygu, latife eğitilmeye muhtaçtır. Eğitilmeyen her bir şey seni sırttan gibi kemirecektir. Hepsi. Şimdi adam edile-i şeriye gösterirse makara bildiği var. Suizanın ifratı. Hüsnüzanın ifratı tövbe. Hüsnüzanın ifratı kendisini ve abisini, hocasını, şeyhini ilahlaştırmaktır. Hüsnüzanın ifratıdır. Hüsnüzanın tefriti kendini ötü yapmaktır. Hüsnüzanın vasatı ise sünnet-i seni edile-i şeriyede durmaktır. Suizanın da ifrat tefriti var. Suizanın tefriti adını kabuldur. Yani ya ben dinim yok böyle bir hobim yok diyor. Adama dedim ki dinle aran nasıl dedim. Yani Allah ile aran nasıl? Benim böyle hobim yok dedi. Hobi zannediyormuş. Sıcak su verirsen yok. Böyle bir hobim yok dedi. Peki bir daha suizanın çizeceğiz inşallah bir daha. Suizanın tefriti ademi kabuldur. Yani, peki ifratı nedir? Kabul ademdir. Vasatı nedir? Suizanın. Her suizan hep kötü mü? Hayır. Kafire, bidata, yanlışa zıt olmak, suizan etmek ibadettir. 8 nedir biliyor musunuz? Şeytan giremediği yere. Tecrübe. 9 marifet ve tefekküre giremez. Tefekkür kutsidir. Şöyle geçiyor bak, acayip bir şey. Tahayyül ve tasavvurumuzu aktif eden şeytandır. Devreye o sokuyor. Yani diman yeti mertebesi var. Aşağıdan yukarıya tahayyül. Tasavvur, taakkul, tasdik, izan, irtizam, itikat. Şeytan bu ikisini aktif edebiliyor. Onun için 75 lemalarda diyor ki, insanda bir iki latife var ki, İhtiyar ve iradeyi dinlemezler. Belki de teklif altına girmezler. O alet olduğu zaman şerre dahi gitse insan mesul olmaz. Bak şu cümle aynı olsun ki itirazlar gelecek çok. İnsanın letaifi içinde teşhis edemediğim bir iki latife var ki ihtiyar ve iradeyi dinlemezler. Belki de mesuliyet altına da girmezler. Bazen o latifeler hükmediyorlar, hakkı dinlemiyorlar, yanlış şeylere giriyorlar. O vakit şeytan o adama telkin eder ki, senin istidadın hakka ve imana muvafık değil ki böyle ihtiyarsız batıl şeylere giriyorsun. Sen bir kadın bir adam. Hepsine diyor, abi çok istiyorum olmuyor, çok istiyorum olmuyor. Bu latife de hükmediyor demek. Hakikaten samimi istiyorsa olmuyorsa bu. O zaman şeytan ne diyor? Senin hakka kabiliyetin yok ki ya. Sen ne uğraşıyorsun ya? Ne bu dinle meşgul oluyorsun? İstediğin halde olmuyorsun. Bak sen hiç bizi isteme. Bak seni nasıl muhabbet ediyoruz. Din istiyorsun olmuyor. Diyor. Şeytan diyor ki senin istidadın hakka ve imana muvafık değil ki böyle ihtiyarsız batıl şeylere giriyorsun. Demek senin kaderin seni şekavete mahkum etmiştir. O bir çaradan yiyse düşüp felakete gider. Oysa burada diyor ki, mesuliyet altına da girmezler diyor. Mesul de olmazlar. O zaman şöyle de, bak ne? Ya Rabbi, şu geçmişteki şu günahlarım var ya, veya bugün istemediğim halde işte düştüm. Ya Rabbi, lemalar 75'te bir iki latife var ki, o latife insan hükmettiği zaman ihtiyar ve iradeyi dinlemiyorlar. Allah'ım benim günahımı o cinsten say. Abi. Peki birisi sorsa dese ki yani mesul olmayan bir şey alan diye vermiş yani.
Orada Atife hükmettiği zaman ne yapıyor? Berzah orası ya, nefes alma yeri. O vesvese zaten tedariken galiben ihtiyarsızdır diyor. Neyse burada mesul olmaz diyorsun ya abi. Mesul olmaz. O hükmettiği zaman ihtiyar ve iradeyi. Mesela şöyle diyeyim, bir tanesini söyleyeyim. Mesela çocuk yanlış şeyler de yapıyor. Namazın önünden geçiyor. Mesul mu? Yok. Mesela bazen rüyada içki içiyorsun. Mesul değilsin. Gideyim. Mesela sokakta bir daim ihtiyar bir tane haram çarptı gözüne. Bir daha ne oldu nasıl oldu falan bakarsan günah oluyor. İlk şey yapma, mesul değilsin. Bazen de Murat, Hakk'a ararken var ya böyle, bunu takip etmiyorsun ama insanız ya, düşüyor yani. Yani bir anda günahın içinde buluyor kendisini. Ya hakikaten öyle takip ederek gitmedi ya. Pat diye içinde. Allah hale bu latife girer inşallah. Marifet ve tefekküre giremez. Çünkü şeytanda tefekkür yoktur. Bu, okudum ki bu cümleyi söyleyebilirim. Şeytanda tefekkür yoktur. Çünkü tefekkür kutsidir. O hep şer'i düşündüğü için tefekkür şer'i, şeriatı düşündüğü için hayrı yapacak hali şeytan hep şer'i düşündüğü için hayrı yapacak haleti ve tefekkürü yoktur. Şeytanda marifet var mıdır? Hayır. Çünkü hayrı düşünmediği için. Düşünmeyenin de tefekkürü olmaz. Onun için tefekkür kutsidir. Tefekküre şeytan giremez. Marifete de giremez. İşte sen demiştin değil mi? Adam evlenen birisi. Şeytan istemiş görme. Adam da Allah nasip etti evliye. Görünce sopayı almış. Dedi ki ben Allah'ın cehenneminde korkmadım da senin sopandan mı korkacağım demiş. Beni öldüremezsin diyor. Dayak atarsın işkence ama ben azaptan çekinmem. Nereden çekinir bu adam? Bana zahmet vermek istiyorsan marifet sahibi ol. Marifetten çok korkmuyor. Yani marifet neydi? Allah'ı tanımada terakki et. On. Uhuvvette uhuvvetin içine giremiyor. Uhuvvet bozulursa şeytan giriyor. Demek ki o zaman ihlas, uhuvvet, marifet olmasa şeytan kol gezecek yani. Of! O dershanede, o evde ihlas yok. Muhabbet yok birbirlerine. Ölçülü yaşamak yok. Takva yok. Birbirine itham, sadakat yok. O mu dedi? Bitti. Demek yok. Hanı mı dedi? Tamam, bir bildiği vardır. Tecrübeyi kullanmıyorsun. Yani sana bir hafta önce kriz gelmişti. Şimdi aynısı geldi. Kullansana onu. Seni deviremeyen seni yıkamayan şey seni güçlü kılmak içindir. Yıkar dedi mi seni? Yok, yıkamayacak gene. Niye korkuyorsun şimdi? Biraz sonra zaten geçecek. Geçmek zorunda. Çünkü hayat durmuyor. 11. Rıza ilahi esas yapmak. Oraya da şeytan giremiyor. 12. Şeytanı tanımak. Şeytanın en büyük tuzağı kendine tabi olanları kendini inkar ettirmektir. Tanıdığın anda gidiyor. Tanısan gider. Şimdi buna ait cümleleri okuyorum, keseceğim. Birincisi tahayyül ve tasavvurumuzu aktif eden şeytandır. Devreye soktu. 2. Şeytanda tefekkür yoktur çünkü tefekkür kutsidir. Şeytan hep şeri düşündüğü için hayrı yapacak hali yoktur. 3. Şeytan şeri yap diye, bu çok önemli ya bu şeyi. Koca aylarca şeytan toplamasını okuyup da çıkandır. Şeytan şeri yap diye dayatması sıkıntı olur. Bundan kurtulmak için haram işlemeye itiyor. Haramı yapınca sıkıntı gidiyor. Mesela insan harama karşı yap diyor. Tamam? Yapmayınca sıkıntı oluyor. Bak. Yapmayınca sıkıntı oluyor. Adam da bu sıkıntıdan kurtulmak için harama bakıyor. Haramı yapınca sıkıntı gidiyor. Bu sıkıntının gitmesi zevktir. Lezzet değildir. Çünkü o haram bitince tekrar sıkıntı başlaması asıl lezzet yani zevk
Anidir ve bedenseldir. Şimdiki zamana aittir. Lezzet ise mazi ve müstakbel içine alıyor. Aslı lezzet kutsi şeyleri yapınca olur. O zaman lezzet oluyor. Yani hem sıkıntı gidiyor hem de ulvi şeyi yapmaktan lezzet alırsın. Yani kafayı çevirdi. Allah diyor ki kafayı çevirmenin oradan alacağın zevkten ben sana imanına lezzet veririm. İkisi farklı bak. Günahtan alacağın zevkten bakmamaktan senin imanına ben lezzet koyacağım diyor. Yani sistemi bilmediğimiz için o sıkıntı nedir bilmiyoruz. Bak, bak o dayatmasıdır. Öfke, donmuş şeytanın sıfatıdır. Donmuş şeytandır. Nefret, adavet, kin, gurur. Ne cenazene ne cenazeme. Allah Allah. Cezaya bak yani. Daha acayip ceza söyleyeceğim. Ve harika bir ceza. Böyle bir ceza görmedim. Bak ama izahını doldurmam lazım da. Çocukken şeyle yapardık. Bazen bazı konuşmuyoruz. Konuşmamak ceza mı arkadaşlar? Değil mi? En büyük ceza. En büyük ceza. Konuşmamak. Ha. Konuşmak o kadar büyük nimet. Allah insanla konuşmasaydı kuramazdı silah. İlgilenmiyor mu? Ne yaparsanız yapın. Hala melal karışmıyor. Ama ne haliniz varsa görün. Bundan daha büyük şey olur mu? Bir koca erkek eve geldi. Konuşmuyor. Baba. Bey. Ya manyak mısın lan kafayı mı yedin ya? Niye konuşmuyorsun ya? Mesela en büyük ceza. En büyük ceza. İthamına karşı cevap vermemektir. Rahmetli babam. Oğlum deli misin lan? Niye evlenmiyorsun? Saydı. Oğlum cevap versene deli misin ya oğlum bir cevap ver de ben de bir şey duyayım lan deli etme beni. Ses yok. Ya oynatacak kafe çıkıyor. Ya karı bir baksana ya bu manyak mıdır ya bari iki laf etsin rahatlatsın beni ya. Tamam ceza. Bak başka konuşmayı söyleyeyim. Daha çıktım. Onun için konuşmak gümüş ise sükut altındır değil mi konu? Şimdi daha çıktım. Telefonumun %17 bataryası vardı. Pille şak diye gitmiş o bizim köyün o korudan daha iyi. Gece zifiri karanlık. Meğer yalnız kalma. Bütün her şeyin aktif olması demek. Yalnız değilmiş. Şu anda yalnızsınız ve kendinizden lezzet alıyorsunuz. O artık çocukluğumuzda ucu geliyor, şey geliyor, cin geliyor, peri geliyor, şey hortladı biliyor. Herkes aktif. Herkes. Hiç ummadığım kişiler de orada. Lan gece yarısı dağın tepesinde ne işin var? Bütün cinler orada, bütün hortlaklar orada, bütün deşe. Ne anlattılar olumsuz? Tarih hepsi orada. Lan hadi beni yalnız kılınlar. Hepsi orada ya. Evde yalnız kalın da görün. Yalnız mısın? Şimdi yalnızsın bak. Rahat. Evde dur ha. Bütün zanlarını sizinle beraber yedin. Evet. Onlar niye oluyor böyle? Çünkü niye biliyor musun? İnsan gün boyu senelerce kendisinden hep kaçtı. Kendisiyle konuşmadı, irtibat kurmadı, tanışmadı, zevk yapmadı kendisiyle. Hep kendisini unutmak için şeyler yaptı. Ama daha da unutacak artık yok. Hep bastırdı, içerideki sesi dinlemedi. O ses sıkıntı var, nedir dedi. Ya televizyona gidermeye çalıştı. Tamam. Şimdi orada ne televizyon var ne kimse var. Bütün o ruhtaki hassasiyetler, sıkıntılar hepsi ortaya çıktı. Meğer yalnız kalmak herkesin toplanması demekmiş. Yalnızlık değilmiş. Çok kuvvetli bir imani tefekkürün olacak ki yalnız kalansın. Ben ne yaptım? Attım takı. Durun lan! Dur! Dur! Neyindesiniz lan? Ne korktu abi? Konuşuyorum ha uzaktan da böyle biliyorsun ben odada konuşuyorum. Sus da. Dur. Hortakmış cinin. Cinini sevsinler. Otur lan. Şey, nesiniz lan? Bismillahirrahmanirrahim. Oturdum. Bir baktım şöyle. Dere sesi geliyor. Rüzgar götürüyor bazen kesiyor. Dalgalandırıyor puan. Tuhaf. Yaprak sesleri çok çok çok. Acayip yaprak sesleri çok değişikti. Allah Allah. Bir baktım ki en yüksek ses sessizlikmiş.
Çünkü bütün seslerin zeminiymiş. Birisinin bir sesi duysam hiç kimseyi duymayacaktım. Bir seni duyuyorum. Ama hiç insanoğlunun sesi olmayınca bütün sesler aktif oldu. Demek ki sessizlik kadar güçlü ses yoktur. Felsefe yaptığımı zannedeceksiniz. Yaşadığımı söylüyorum. Ahiretin de ispatı abi ya. Evet. Değil mi? Nasıl ispatı ahiretin? Bir şeyin olmadığını düşünüyor ya adam. Ha? Daha çıktığı zaman her şeye inanıyor abi ama ölümden sonra bir şey olmadı. İsterse orada kelime-i şehadet getirmesin orada. Abdest nasıl bozuluyor seyretsin. O gece o saat 12 kaçtı. 12 küsür mü? 1 mi küsürdü? İçki zifiri karanlık olmanın içinde pil bitmiş. Ya var mı ahiret görürüz. Gece yürüyüşü Esra Miraç'ta olmuş. Yani gece yürüyüşünde Subhanellezi diye başlıyor. Bak şimdi bir daha. Gece yürüyüşü Esra Miraç'ta denmiş. Gece yürüyüşünde Subhanellezi diye diyor ayet. O zaman şimdi Subhan diyoruz. Yani Subhanellezi. E şimdi Subhan diyoruz burada. Karanlıktayız demek ki. Onun için Subhanellezi diyoruz. Vücuda elhamdülillah diyeceğiz inşallah. Vücut bulunca. Şu anda karanlıktayız. Öyle başlıyor Miraç. Mesela Aksa'ya kadar yürüyüş. Mescid-i Aksa'ya kadar yürüyüş. Ondan sonra Miraç oluyor. Vücut oluyor. Başka, melekler taakkul, şeytan zırhı zan. Sırayla gidiyorum aşağıdan yukarıya. Adem alemleri. Taş ören şirket cehennem. Cehennem Adem alemlerine çalışıyor. Adem alemleri kasıp kavuruyor cehennemi bile. Cehennemin yedi, komple yedi tabakası Adem'den, Adem'den hiçlikten, Adem'den günde diyor Malik. Cehennemin mülken melekesi Malik diyor ki günde 70 defa Allah'a sığınıyormuş. Cehennem komple. Adem alemlerine kadar. Alemsiz alem. Vücutsuz vücut. Adem. Bak Adem çık yukarıya. Cehennem çık yukarıya. Şeytan çık yukarıya. Vesvese çık yukarıya sana vehim. Şey zan. Zanın içinde ne var? 4 tane özellik var. Vehim, şüphe, cehalet, bilgi. Bunlar aktif ediyor. Neyse onu inşallah yaparız böyle. Gitmeden onu yapmadan gitmeyiz. Değil mi? O çok önemli. Size lazım. Akıl devre dışı olmasa imkan olmaz. Şerleri yapamaz. Metin 314. Çünkü akıl devre dışı olmadan günah işlettiremez. Çok insanların diyor 15. sözde akıllarını aldım, şüpheyi ve inkarı yutturdum diyor. Aklını aldıktan sonra. Hadistir abi zaten ya. Önce günah işletmeden önce aklı gidermiş. Evet. Sonra günah işler. Peki neyle yapar günah? Zekavetiyle yapar. Piyasadaki psikoloji hastalarının sıkıntıların çoğu değil hepsi. Çünkü yakülün, takülün, efele tefekkürün gibi ayetlerle anlaşılır ki aklın önde olanın sıkıntısı mukaddes olur. Yani çöküntü, vahşeti, vahşi bir sıkıntısı olmaz. Kim onlar? Zekavet önde olanlar. Bu Mustafa. Zekavet akıl arasında bir fark vardı burada söylemiştik. Neydi abi? Akıllı kime deniliyor? Akıllı. Her sana dükkana sorsana. Akılla zeka arasında ne fark var? Abi akıl sünnet seni üzerinde, iman üzerinde. Güzel. Üzerinde. Tamam. Zeka ise sadece dünyevi işlerde. Birisi tamam. Ahirete bağlıyor. Güzel. Yani bu kadar. Şu eli yaparken Allah bu eli kullanmadı. Değil mi? Bu göz yapılırken bu gözden yapılmadı. Tamam. Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Öyle mi? Bu akıldan önce akıl olması lazım. İşte bu aklı yapana bağlamak vahiy akıllılıktır. Bu akıl bana yeter diye aslına, ereğine, hakikatına bağlamayıp kendi kendini yeteceğini zannetmek
aklın sıfatı olan zekafete mi aklın? Zekilik öndedir. Orada Allah belasını veriyor işte. Bu dert dersi. Bela derken Betrom arası ya. Belasını veriyor. Bela yani. Bu sefer sırttan gibi kendi kendini yersin. İnsanın en büyük belası aklıdır. En büyük sırtlanı timsahı hissiyatıdır. Kontrol edemediğiniz her şey sizi kontrol ediyor demektir. Akıl belası da ondan zaten hastaneler duruyoruz. Peki, insanın şeytana karşı zırhı takmasıdır. Siperi sünnet-i seniyesidir. Silahı istiğfar, istiazı ve hıfz-ı ilahi ticadır. Bak arkadaşlar, tövbe nedir? Estağfurullah değildir. Yapılması gerekeni adım atmak, sonra ifade etmek. Estağfurullah demek. Kaza orucun varsa, estağfurullah ya Rabbi affet. Olmaz, kazana başlayacaksın. Adak orucun var, keseceksin. Kul borcun var, kul hakkın var, ödeyeceksin. İşlenen her bir günah, işlenen her bir günah var ya, dindeki adı günahtır. Fiziksel adı negatif enerjidir. Yani şeytan günahlarla giriyor. Zaten üzerimizdeki o gerginlik, hırçınlık, doymamazlık, yani ödemişi verse de tatmin olmuyor ya. Ne yaparsan yap ya kadını, adamı. Çocuğu tatmin edemiyorsun çocuğu da ya. Veriyorsun bir iki saat oynadıkları sonra kırıyor. Yok ya, doyumsuz. Şeytan nerededir? Şeytan ne arıyorsun şu an bu harada? O var ya hırçınlık, doyumsuz, tatminsiz, tabutsuz, sabırsız, donmuş şeytandır. Donmuş şeytan, şeytan bu işte. Şeytan bu yani. O küz gibi günaha dalmış böyle, tamam mı? Böyle dalmış. İşte şeytanın sıfat. Öyle bir konuşuyor ki, hırçın, sırttan gibi köpek, adama dalıyor. Şeytanın sıfat. Yani donmuş şeytan bu ya. Şeytan yaptırmıyor. Donmuş şeytan bu. Başka bir şey arama yani. Bu. Hepimizde var yani der şey. Doyumsuz, tatminsiz. La yeter lan sana. Şimdiden, şu andan sonra hiç çalışmasan sana yeter çocuk çocuğuna kazandığın para. Hala. Bunun uğruna neler yapıyor? Neleri terk ediyorsun? Yapamam. Neleri terk ediyorsun? Donmuş şeytan. Ne diyorsun ya? Var böyle. Silah nedir? İstiğfar, istiaze, hüfz-i ilahi iltica etme. İstiğfarla istiaze arasında ne fark var Murat? Veya istiğfar nedir? İstiaze sığınmak. İstiaze sığınmak. İstiğfar? Kusur oldu mu istiğfar oluyor. Evet. Kusur. Kusurunu fark et. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam günde 70 defa istiğfar ediyor. İstiğfar edin. Yani kendini yetersiz görüyor marifet ilahiyede. Evet. İstiğfar edin. Ona göre onun mertebesi mi? İstiaze. Sığınıyor. Sığınma yolu açılıyor. Hürs-i ilahi iltica kardeşim üçüncüsü. Kardeşim tövbesiz kurtulamazsınız o sıkıntıdan. Mümkün değil. Ben kurtulamıyorum. Bak bir misal söyleyeyim. Nar kesiyordum. Falan dedim. O vakıflarla zan dersi yaptık ya, motor yanıyor artık, başta kaçsa. 3 saat bir kere tahtaya yazdım, onların haberi yok. Yani anlatırken yazmadım, önceden hazırladım. İnan bana 9.30-10 vardı, 10 de. Öğle namazının sünnetini kaçırdım, farzdan sonra kıldım, düşünebiliyor musun? Vakıflar zamanını almayayım diye. Ne yapar onunla biri 17 geçe, biri 10 geçe? 3 saat. Tahtaya yazdım. 1,5 saat sunum yaptım. Nar şey yaparken bir şey anlatmak için anlatıyorum. Bana dedi bir nar yiyeyim de böyle bir rahatlasın. Şak diye bir çağa soktum. Ağır geçmemiş ama çok fena. Allah bilmiyor ne yiyorsun, Allah bilmiyor ne yiyorsun. Nar böyle demedim. Alıştım şey. Hemen estağfurullah, estağfurullah. Çünkü birisini zannediyordum. Sami dersinden sonra. Derse de gelmedi. Yani ve bayağı da şey yapıyordum, içimde sesli konuşuyordum yani. Ne yaptım, niçin söylüyorum? Başınıza bir şey geldi, ya nereden geldi, lanet olur diyeceğine tövbe et. Estağfurullah, estağfurullah. Hemen geçmiş hayatım, hemen tövbesiz kurtulamazsın. Yani o sıkıntı nedir biliyor musunuz?
aktif olan enerjidir. O aktif şeytandır. Vücududur ya, vücudu kendisidir. Başka? Ustadın tecrübesini tecrübe etmeye gerek yoktur. Şeytan yaptırır. İnadın, ifratın meleği şeytan görür, şeytanın yolu budur. Şeytanın yolunun ikincisi medyumluk ve spiritizmadır. Şeytanın üçüncü yolu hakikata geçmeyenlere surete inhisar ettirir, süslü zahir, süslü olur zahirde. Anladık mı? İnhisar ettirir, süslü olur zahirde, onu okuduk. Din adına fenleri inkar edenler, din adına, ya bırak matematik, fizik diyenler, şeytan ihmal etmiş. Fenler adına da dinleri inkar etmek, ikizdirler, ikisi de ikizdir. Fizik, matematik adına dini inkar ediyor, dini ihtiyacım yok diyor. Adam din adına fenleri inkar ediyor. Bunlar ikiz kardeştirler. İkisi de aynı cinsten besleniyor. İki tipler de şeytandan besleniyor. Şeytan, burayı okuduk. Şurada birkaç tane şey kaldı. Adem şeytana aldandı. Allah Celle Celaluhu isyan etmedi, nisyan etti. Adem Aleyhisselam Allah'a isyan etmedi, Allah'ın emrini unuttu. İsyan etmedi, nisyan etti. Emri unuttu, isyan etmedi. Ne yaptı? Nisyan etti. Nisyan esmasını işledi. Çünkü unutmak da bir nimettir. Yani nisyan da bir nimettir. Bütün esma Adem'de, Adem Aleyhisselam'da aktif olması lazımdı. Hepsi aktif oldu. Böylelikle. Nisyanla bütün esma aktif oldu. Acayip bir şey ya. Keşke uzun olsa da biraz anlatsam. Bak, nisyan için Allah vermiş. Niçin unutuyoruz, büyük nimettir? Diğer bütün esmaları aktif eden nisyanlıktır. Yoksa büyük olurdun bir noktaya. Radyo ile ders yapmak şu anlar 571'de şeytanı da hayretli bıraktı. Bir adam binlerce yerde ders yapıyor. Hepsini aldım ya şu anlar 571. Şeytanın vazifesi şüpheyi kalbe atarmış. İblis cinli şeytandır. İblis cinli, yani cinler de emire muhatap değil mi? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَا لِيَعْبُدُ İnsanlar ve cinleri ibadet için yaratılmış. Teklif. Reddedenlerin adı iblistir. Kabul edenlerin adı Müslümandır. Şeytanların Müslümanı var mıdır? Cinlerin mi şeytanların? Şeytanların. O zaman Müslüman olsa şeytan demez ki ya. Peki cinlerin Müslümanı var mı? Var tabi. Cin suresi gelmiş. Belki bir adam çıksa siz derse ki cinden bir şey yok ya. Cin iblistir. Bilmiyor ki. 55 tane sıfatı var şeytanın. İblis var, hennas var. Ondan sonra ne diyor? Şeytan var. 55 tane ya böyle sıfatı var. Şimdi cin suresi gelmiş. Şeytana mı gelmiş onun? Peygamber aleyhisselam bilmem ne kavmi var, cin kabilesine ulaştırmış, gitmeyi söylemiş. Yani cinlerin Müslümanı var mı? Adamlar diyor ki cinlerin bir tayfa yok, onlar şeytan. Din adına değil mi? Bu kadar cahil olur mu? Hiç mi Kur'an'da? Koca cin suresi var ya. Cin suresi cinlere gelmemiş. Cin suresi bize gelmiş, onlar da istifade ediyor. Cin suresi bize gelmiş. Ha? Demek ki cinlerin kafirine iblis denir. Şeytana ceyran diyor ustad. Elektrik. Hayır ya. Kızmak şeytandan. Bak kızmak. Kızmak kendisi şeytan ya. Kızmak şeytandandır derdiz. Söndürün diyor. Neye? Abdestle. Ceyran demek. Bak şeytana ceyran diyor ustad. Son üç paragraf bu. Ceyran ne demek? Sistemi canlı aktif eden, enerjiyi basan demektir. Şeytan bir düşünce yöntemidir. Şeytan ilk önce aklını alır, sonra sana inkarı yutturur der ustad 15. sözde. Mesela buna örnek, 15. sözdeki Kur'an'ı bir beşere veya ortadan bak gibi kullandığım yöntem var. Kur'an'a bir beşer kelamı diye bak diyor.
Ustad diyor ki, ya beşer kelamı ya Allah kelamı, ortası yok. Şeytan diyor ki, Allah kelamı deme, bir beşer kelamı. Yemedi, ustad bitirdi. Tamam, bir şey demiyorum, beşer kelamı da deme. Allah kelamı deme, beşer kelamı da deme, ortadan bak diyor. Ustadı yer mi ustad bu şeytanı? Abe iblis, abe melun. Allah canibinden olmayan her şeyin ne istersen orta olsun, istersen karşısı olsun, ne olursa olsun Allah'ın dışındadır. Onun için Allah'ın dışında Kur'an benimdir diyen var mı? Bir tane kul çıktı mı böyle bir tane manyak? Kur'an benimdir. Ben yazdım diyen var mı? Yok. Ama şunu diyen var. İnsan yazdı diyen var. Ama benimdir diyen yok. Ama birisi var benimdir diyen Allah'tır. O zaman onun elinde duracak, olmadığını ispat edeceksin. Onun ispat etmeden ondan alamazsın. Vakti yemeyince şeytan sustu. Dedi ki tamam bu sözüne bir şey diyemem. Ama o kadar ahmaklar var ki diyor. Ben onların aklını alırım sonra onlara inkarı yuttururum. Akıl alınmadan inkar yutturulamaz diyor. 15'in sözü. Şeytanın nasıl olmasını isterdin senin şeytanın? Bitiyor. Son iki tane. Şeytanın nasıl olmasını isterdin senin şeytanın? Herkes bir düşünsün. Sordum kendime. Sipariş verelim ki benim şeytanım böyle böyle olsun. Nasıl şeytan olmasını isterdin? Senin şeytanın gördüğünü görmeyecek şekilde kör olsun. Yani senin şeytan nasıl olsun? Senin gördüklerini görmesin. Kör olsun. İşittiğini sağ olsun, işitmesin. Böyle şeytan olsun değil mi? Başka? Gittiğin yere gidemeyecek ayağı olmasın. Seni yediğinden yiyemesin diye ağzı olmasın. Öyle bir şeytan mı arıyorsun? Nasıl bir şeytan olsun? Adam olsun adam abi. Ha? Kaypak olmasın adam olsun abi. Şeytan bile kaypak olmasın. Ahmet çapar. Çapar mı? Cebbar mı cebbar? Cebbar. Cebbar. Emin. Cebbar. Böyle. Cebbar yok. Cebbar değil değil mi? Cebbar. Aynen. Yani bundan çıkar bu lafta. Şeytanın da kaypak olmasını istemem diyor. Ona doğru söylüyor ha. Değil mi? Bana doğru söylüyor ha. Yani hakikaten öyle. Lan burada lan adam gibi kandır beni ya. La la şey yapma ya. Diyorsun diye. Ha senin gittiğin yere gitmesin. Ayağı olmasın. Yediğimi yemesin. Ağzı olmasın. Gördüğümü görmesin. Gözü olmasın. İşittiğimi işitmesin. Kulağı olmasın. Böyle şeytan mı istiyorsun? Seni gördüğünü görüyor. İşittiğini işitiyor. Gittiğin yere geliyor. Bu sistem arkadaş. O adam denilen, o azazel denilen adam temsilci ya. Simge. Son cümle. Kur'an bana yeter sözünün sahibine. Mesela bazıları bir tanesi gelmişti içeride. Kamyon şoförü. Biz Kur'an öğretirken sonra adam bir abi olmuş. Baktım bir iki sene sonra karşıma çıktı. Ben İmam Azam olmak zorunda mıyım dedi. Oğlum. İmamlara ne gerek var? Risale ne gerek var? Kur'an bize yeter. Dedim ki sen eskide bu fikir yoktu. Vahiy de gelmedi sana. Bunu nereden kaptın dedim ya. Kur'an bize yeter. İnsanlar ne rehber yapıyorsunuz? Kur'an'ı rehber yapın. Dedi. Dedim ki bu sende bu fikir yok. Bu nereden geldi? Kitap okuyoruz. Kitap okuyan bir adamın fikridir. Bunu sana kim söylemişse ona tabi oluyorsun. Hani insana tabi olmayacaktın? İnsana tabi oldun. Hani var ya bir tane İslamsız oğlu. Kur'an size yeter değil. Diğer 20-30 tane cilt kitap yazmış. Hani Kur'an yeterdi lan? Niye kitap yazdın? Hani Kur'an yeter? Meali söyle. Niye izah ediyorsun? Hani Kur'an yeterdi? Kur'an yeterle dair bir saat konuşuyorsun. Az konuşmak hakkında o saat konuşuyorsun. Anladınız mı mantığı? Kur'an'ı anlama teknikleri de kitabı var abi. Yok. Kur'an'ı anlama teknikleri değil. Kitabı de şey kitabı var. Bak şimdi. Hani Kur'an yeterdi? Akıl yeter diyor. Kur'an'ı anlama teknikleri de kitabı var. Yani çok acayip bu insanları aptal yerine koyuyorlar. De o çocuğa söyleyince kamyon şoförüne dedim ya Kur'an bana yeter sözü. Başka kimseye tabi olmaya gerek yok. Sana bir soru etmedi mi? Ona tabi oluyorsun. Oysa Kur'an diyor ki bilmiyorsanız binene sorun diyor. Habibime tabi olun diyor. İşte Kur'an bana yeter sözünün sahibine tabi oluyorsun Kur'an'a değil. Oysa Kur'an bilmiyorsanız bilene ittiba edin diyor. Madem
Kur'an bize Kur'an'a bize kapı kafi ise, Kur'an bize kafi ise, Kur'an'la benim arama niye tefsirini, mealini konuşmana sokuyorsun? Niye kitabını sokuyorsun benimle Kur'an arasına? Niye izahat yapıyorsun Kur'an'ı? Hani Kur'an yeterdi? Peki, niye koydun bunları? Bunun ne alakası var? Şeytani sıfatların içinde bu da sıfat. Şeytan. Doğmuş insi şeytan. Bunu diyen insi şeytandır. Çünkü buna bu söze tabi olmak kişiye tabi oluyorsun. Kur'an'a tabi olmuyorsun. Kur'an'ın dışına çıkan şeytandır. Kim olursa olsun. Peki. وَاَخِرْ دَوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَلْفَاتِحَةُ مَا السَّلَوَاتِ